Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bugün bundan önce 3 defa program yapmış olduğumuz Profesör Doktor Semih Güneri Bey'le beraberiz. Semih Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Semih Bey, Türk Altay Kuramı 2019-2022 yılları arasında geliştirmiş olduğu kuramın sahibi. Onun kitabını da daha önceki programlarda bu ilk baskısı sizlere tanıştırmış idik. Son yıllarda Moğolistan ve Sibirya kadim eski Türk topraklarında incelemeler, kendisi çalışmalar yapmakta. Bugün de Moğolistan Baykal araştırmaları, Sibirya Göbekli Tepe kültürel ilişkileri konusunda kendisiyle konuşacağız. Sayın Hocam buyurun, son çalışmalarınızı sizden dinleyelim. Oldu, teşekkür ederim. Bugün son 4 yıl içinde yaptığımız çalışmaların sonuçları, özeti değil de sonuçlarını vermeye çalışacağım. Ama önce bu Türk kültürünün kaynaklarını şöyle bir gözden geçirmek istiyorum. Bir yaşayan bir ulusun günümüzde tarihini yazabilir miyiz? Bu yaşayan bir ulusun tarihini yazmak için ne koşullar gerekiyor? Bunu gözden geçirelim. Bir, yazılı belgeler olması lazım. Antik yazılı belgeler. İki, yazılı belgelerin nitelediği, doğruladığı arkeolojik belgeler olması lazım. Buradan şunu mu anlıyoruz Sayın Hocam? Eğer erken Türk tarihi var ise bugün onun yaşayan kültürü de vardır. Dolayısıyla siz erken kültürü, mesela Türk kültürü bazında inceleyecek olursak, yazılı kaynaklarına, yazılı kaynaklarca tanımlanan arkeolojik birikime ve onun ana yurt kavramını ortaya koymak gerekir diyorsunuz. Evet. Aynen onu söylemek istiyorum. Şimdi arkeolojik belge, yazılı belgelere baktığımız zaman yazılı belgeler bizde bol miktarda var. Moğolistan'da ve bütün Orta Asya'da büyük bir kısmı tarihsel belge olmak üzere, bakın ilerleyebiliriz slaytı. Bilge Kağan hazineleri ile ilgili bir kompleks, Bilge Kağan kompleksi var. Ondan sonra Tonyukuk kompleksi var. Bunun gibi hem Moğolistan'da hem de Orta Asya'da pek çok yazılı belgelerin bulunduğu taşlar, yazılı taşlar var. Bunlar bizim tarihsel, hepsi değil ama büyük bir kısmı tarihsel belgelerimizdir. Şimdi bu tarihsel belgelerimizin bulunduğu yerlerde bir yazı siteli, 2015'te çalıştığımız Tonyukuk, iki tane yazılı sitel var orada. Orada tarihsel belgeler var. Bunların bulunduğu alanlarda arkeolojik belgeler var. Bunlar tek tek sıralamak çok zamanımız alır. Birbirlerini destekler ve o arkeolojik belgeleri, bakın slide'da görüyoruz, aynılarını, benzerlerini biz sadece Tonyukuk bölgesinde değil, aynı zamanda hem merkezi Moğolistan'da hem de bütün Orta Asya bozkırlarında biz bunları görebiliyoruz. Yani şu anda mesela Altay Dağları'nın 2500 metre yükseklerinde Şivet Hayran bölgesinin balbalarında ve balbaların bulunduğu yerlerde mezarlar var. Evet, görüyoruz. Devam edelim. Bunlar da 2001 yılında bulunan Bilge Kağan hazineleri dediğimiz o buluntuların, çok önemli buluntuların bir parçası, bir taç var. Bundan sonra da devam edecek. Evet, bu buluntular ve devam edecek olan slide'da buluntular son yıllarda ortaya çıkan Göktürk döneminin sonunda Uygur dönemine ait iki tane Kumtepe kurgan kazıldı. Bu kurganda bulunan mezar hediyelerinden şu gördüğünüz terakota bir figürün parçası. Devam edelim. Göğsünde Oğuz damgası var değil mi Sayın Hocam? Türk damgası. Onu pek öyle söylemeyelim. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama şu anda bir Uygur komutanının, çok önemli bir Uygur komutanının, uzak Kuzey Asya'da çok savaşlar kazanmış. Bunu da az önce sonraki belgelerden öğreniyoruz. Bir beyin Pugu
Pugu kabilesinin reisinin kurganı, terakota heykelcikler var. Çin geleneğinde yapılmış. Devam edelim. Bakın burada, bu da aynı şekilde devam edelim yine. Diğer slayta geçelim. Ata binmiş bir asker figürü var. Bunların hepsi terakota olarak yapılmış ve üstü boyanmış. Bunlar da ahşap bir kuş kanadı. Yani takılıklar bunlar. Bozuluyor, takılıyor ve büyük bir tören, ritüel hayvan olarak. Bu da aynı şekilde ahşap evet, ata binmiş bir figür. Bunlar şöyle aşağı yukarı iki elimizin arasında olacak kadar büyüklükte terakota figürler. Yani pişmiş toprak üstü boyanmış figürler. Devam edelim. Bu da ahşaptan bir figürin. Bunlar Çin geleneğinde. Artık Uygur dönemi deyince Çin geleneğine mutlaka bağlı olduğunu düşünmemiz lazım. Evet, bu bir Pugu kabilesi adını bilmediğimiz bir komutanın mezarında, kurganında bulunan bu yazı Çince yazılmış. Bunun alfabesinde yazılmış olan şey yok. Burada biz bu hem yazılı belgeler var, yazılı belgelerin ile birlikte de arkeolojik belgeler var. Bakın, bu çok önemli. Yani bu her ulusa nasip olacak bir şey değil. Hem yazılı belgeler var, hem onun içinde arkeolojik belgeler var. Bunları bir başka yerde gördüğümüz zaman arkeolojik belgeleri hem tarihlerini de verebiliyoruz, hem de arkeolojik kültürlerini belirleyebiliyoruz. Bir belge daha var bundan sonra. Bu da böyle büyük, bir metreye bir metre bir küp düşünün. Böyle kırmızı ve siyah taşlardan oluşmuş yazılı belgeler. Çince yazılmış. Bunun tarihini yazıyor. Yani bu komutanın yaptığı işleri, kazandığı savaşları falan yazan Çince iki tane yazı. Evet, bir yüzleri yazı sadece. Evet, bunları da işte bu slide'da gördüğünüz ben ve arkadaşlarımız birlikte yaptık zamanında ve hala da bunların içinde devam eden arkadaşlarımız var. Şu anda Sibirya'daki çalışma, Moğolistan'daki çalışmalarımızda devam ediyoruz. Evet. İlk kuruluş 1998 değil mi efendim? 98, evet. 1998'de KAL kuruldu ve bugüne kadar devam etti. Şimdi ana yurda bakıyoruz. Yani yazılı belgeler var. Az önce de gösterdim. Yazılı belgelerin tanımladığı arkeolojik belgeler de var. Yani bir yaşayan bir ulusun. Ve bir de şeye bakıyoruz. Bu ana yurt sorununa bakıyoruz. Türk Altay Kuramı'nda, yani 1300 sayfalık bir kitap. Bunun içinde biz bunu tartıştık. Şimdi onu tartışmayacağız. Dileyenler kitaplara bakarlar. Yeni baskı da Kabalcı'dan çıkıyor. Bunu da hemen söyleyeyim. Yani önümüzdeki haftalarda ben Sibirya'ya gideceğim bu akşamdan itibaren. Önümüzdeki haftalarda çıkmış olacak. Orada detayları var. Ama varsayıyoruz. Bu gördüğünüz Baykal Gölü bölgesinin Cis Baykal tarafı. Yani biraz batısı, biraz kuzeyi. Bu bölge Türklerin ana yurdu olarak biz veriliyoruz. Evet. Bu Malta dediğimiz kısım, Malta kısmı. Malta'ya geleceğim. Evet. Malta. Malta diyorlar. Bizim bildiğimiz Malta gibi değil. O bölgede yaptığımız çalışmalar. Şimdi bizim yaptığımız çalışmaları böyle hemen hızlı hızlı gösterelim. Bu 2019'da çok önemli bir çalışma yaptık biz 3 ayrı bölgede. Hem Buret bölgesinde hem Malta bölgesinde birkaç kazılarda bulunduk, kabul ettiler bizi ve ondan sonra da ortak çalışmalar yaptık. Evet, geçebiliriz bunları hocam. Bunlar Baykal Gölü civarındaki çalışmalar. Evet, Baykal bölgesinde paleolitik araştırmalarla birlikte yani 2019'u çok dolu dolu geçirdik. Biraz sonra da göreceğiz. Hem arazi çalışmalarımız var. Bu bizim ekipten ve arkadaşlarımız. Burada bir kafatası bulunuyor herhalde, değil mi? Evet, evet. Orada bir mezar açılıyor. Siz burada resim çekiyorsunuz. Evet, maalesef ben orada bir köşeye sıkışmış bir vaziyette fotoğraf çekiyorum.
Burada Baykal bölgesindeki çalışmalarımızı bir devam ettirelim. Bundan sonraki şeyleri. Bunlar laboratuvar çalışmaları. Hem taş alet biraz sonra önemini belirteceğim. Hem de antropolojik yani kafatası ve kemiklerle ilgili çalışmalar yürüttük. Evet, bu da benim nadir fotoğraflarımdan biridir. Hasta olmak üzere olan bir bacak. Şimdi Gobi çalışmalarımızla ilgili ben birkaç şey söylemek istiyorum hocam. Gobi çölü araştırmalarımız ilk defa geçen yıl başladı ve 2022 dönemi arazi çalışmalarımız Moğolistan'ın Gobi çölü bölgesinde bu muazzam bir çöldür ve ta şeye kadar güneyde Çin'e kadar İç Moğolistan'ı geçerek merkezi oralara kadar devam eden bir alan. Burada Umni Gobi bölgesinde Bulgan Sum yakınlarında konumlanan yaklaşık 50 kilometre doğu-batı yönde uzanan Burvan, Sayhan, Uğul, Sıra dağları ve çevresinde birkaç noktada yürüttük bu çalışmaları. 1800-2000 metre yükseklikte yoğun kaya resimleri ile karşılaştık. Bunların çoğu M.Ö. 1. bine ait ama daha erken paleolitik döneme de ait birkaç mamut figürleri vardı. Bunun dışında ağırlıklı olarak 1. bine tarih ettiğimiz şeyler var. Diğer taraftan 2009'dan beri biz Altay Dağları'nda petroglif çalışıyoruz. Binlerce figür ve kompozisyonu yayına hazırladık hocam. Bunların bir bölümünü makaleler biçimde yayınlara yansıttık. Gobi petroglifleri bu kapsamlı çalışmalarımızın aslında eksik parçasıydı. Ama son yıllarda Moğol ve Batı'nın meslektaşlarımız tarafından yapılan bilimsel araştırmalar Gobi bölgesinin tarihsel önemine dikkat çekmişti. Aslında gün dedik ve geçen yıl başladığımız çalışmalarda bölgede Türk arkeolojik varlığının boyutlarına tanımlar getirmek üzere çalışmalar başladı. Bir ilerleyelim. Evet. Şimdi burada bakalım resimlere. Bundan sonraki şeylere bakalım. Neler var? Milattan önce 1. bin dedik. Devam edelim hocam. Görüyorsunuz farklı dönemlere ait kaya resimleri. Evet. Dağ Evet. keçisi motifi değil mi? Evet. Bunlar da keçi. Şimdi biz bu her gezginin gidebileceği şeyler, yerler aslında buralar. Çantasını alır gider insanlar fotoğraflarını çeker gelir. Ama iş öyle değil. Gösterdiğimiz birkaç kaya resmi, petroglif figürü bize bir şeyler anlatması lazım. Bunu ben size kısaca anlatacağım. Gobi kaya resimleri hem arkeolojik stil hem de kompozisyon olarak Altay Dağları ve Merkezi Moğolistan bölgesi kaya resimleriyle bağlantılıdır. Ne dedik? Biz 2009'dan beri bölgede yani 15 yıldan yakın 15 yıla yakın çalışmalar yapıyoruz. Binlerce figür hazırladık. Yayına şu anda hazır. Bir kısmını da makaleler şeklinde hazırladık. Şimdi Altay Dağları bölgesi ile daha önce çalıştığımız Merkezi Moğolistan bölgesi ve Gobi Çölü bölgesi bu üç bölge bir dağlık, iki bozkır, üç çöl olarak üç ayrı iklim kuşağını temsil ediyor. Bakın burada gördüğümüz birkaç kaya resmi bize neler ifade ediyor. Altaylar ile Merkezi Moğolistan arası 2000 kilometredir. Merkezi Moğolistan ile Gobi arası 600 kilometredir. Bu kadar uzun mesafelere rağmen her üç bölge arasında yerel özellikler dışında hemen hemen stil olarak, arkeolojik stil olarak bir aynılıktan söz edebiliriz. Yani bu bizi kültürel tanımlamalarımızı aşağı yukarı bu ortaya koyuyor. Yani eğer Altay Dağları'nda olan kaya resimleri 2500
kilometre uzaktaki çöl bölgesindeki petroglifler arasında bir bağlantı kurulabiliyorsa, bunların stil özellikleri aynı olduğu içindir. Stil özellikleri de o petroglifleri yapan halkların konuştuğu dili gösterir. Bizim Türk-Altay kuramında bir hipotez, yani bir şey var, temel çıkış noktaları var. Arkeolojik stil konuşulan dili belirler. Hangi dili konuşuyorsanız onunla uyumlu arkeolojik stili ortaya koyarsınız. Bu da bize, bu bir arkeolojik araştırma yöntemidir. Bütün bölgelerde birbirleriyle bağlantılı olan bu alanlarda konuşulan dil aşağı yukarı birbirinin aynısıdır. Genel özellikler dışında diyebiliriz. Şimdi kaydettiğimiz malzemeyi, arkeolojik malzemeye göre özellikle klasik Türk dönemi 2 dediğimiz, yani Göktürk dönemiyle Türk-Çin ilişkilerinin gerçekleştiği bağlantı hatlarından biri de muhtemelen, yani bu ilişkilerin geliştiği hatların bağlantıların hatlarından biri de bu hat üzerinden Çin'e uzanan yol üzerinden gerçekleşiyordu diyebiliriz. Bu güzergah kuzeyden itibaren, bakın burada yazıyor, oradan bakabiliyorsunuz, oradan takip edebilirsiniz. Dalanzatkat dediğimiz bizim Gobi'de bulunduğumuz alan ve merkezi onun etrafında, o pembeyle görülen, boyadığımız yer. Moğolistan değil mi? Evet, Moğolistan'dan hemen sınırdan, Moğolistan'dan sınırdan hemen iç Moğolistan'a, yani Çin sınırına geçiyoruz. Orada Oyu Tolgoy var, Bayan Nur var, Buhay var, Bujong var, Yinchuan var. Bahayu üzerinden Şiyan merkezi ovalara kadar uzanan bir hat var. Diyoruz ki Çin, Türk-Çin ilişkileri muhtemelen bu hat üzerinden gerçekleşti diyoruz. Yani yüzyıllarca sürüyor. Yüzyıllarca süren bir Türk-Çin ilişkisi var. Yani Türklerin Çin'i işgal ettiği dönemlere kadar, yani çok karmaşık bir tarihsel bir örgü var burada. Uzun yıllar bu dostça, düşmanca ilişkilerin geliştiği hattır burası, kültür hattıdır. Şimdi bunu petrogliflere dayanarak ortaya koyuyoruz. Sarı bölgede boyadığımız bölgede 2013'te çok geniş bir alanda Ningxia ile Xi'an bölgesi arasında çok geniş bir alanda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların bir bölümü de petroglif çalışmalarıydı. Sarı Nehir ile Helan Dağları arasında kalan bölgede yaptığımız çalışmalar bizim geçen yıl Gobi'de yaptığımız çalışmaları karşılıklı olarak destekliyor ve böyle bir hat çıkardık. Bunu fazla uzatmayalım. Yani burada bir şey sormak istiyorum. Bu evet, buyurun. O dönemde bir Çin hakimiyeti diye ortak bir, öyle bir at yok. O dönemdeki hanedanlık dönemlerini söylüyorsunuz değil mi? Yani bugünkü Çin'in yaşadığı coğrafya. Tabii. Bugün Han, o gün için Çin diye bir şey yok yani. Tabii o zaman yok. Han Çin var. Çin diye bir şey var. Milattan önce 4, 5. 4. yüzyılda başlayan. O bir Çin aile ama. O bir dönem. Tabii dönem ama imparatorluğa dönüyor şeyde. Hemen şeyden sonra, hemen dediğim milattan sonra Tang döneminde, Tang evet, sülalesi döneminde artık, yani bu bizim Göktürk diyelim, o dönemde çağdaş imparatorluğa dönüyor. Ama milattan önce 5. 4. yüzyılda Çin hanedanlığı sülalesi başlıyor. O döneme kadar ve o dönemden sonra, ondan biraz daha sonra devam ediyor. Yani Uygur dönemine kadar bu tür ilişkiler devam ediyor. Bizim arkeolojik çalışmalardan çıkarttığımız sonuç, hani keçiler neçiler falan var ya, onları her giden fotoğrafını çeker, yayınlar ya da işte şey yapar, internette gösterir. Onlar sorun değil, onlar zaten herkesin yaptığı şeyler. Ama esas arkeoloğun, bilim insanının yaptığı şey bu gördüğünüz haritadır. Hem evet, kuzeyde hem güneyde, Çin'de yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bu arkeolojik stil yöntemiyle
ortaya çıkan sonuçları birleştirdiğimiz zaman böyle bir hat çıkartıyoruz, bir yol çıkartıyoruz. Bugüne kadar böyle bir şey yok, onu söyleyeyim. Yani önemlidir, önemsizdir. Bunu, gayet önemli tabii ki. Bunun şeyini zamana bırakacağız, 100 yıl sonra, 50 yıl sonra falan bunlar değerlendirilir. Ama böyle bir hat var. Bugüne kadar ben hatırlamıyorum böyle bir şey var mıydı. Neyse, bunu çok fazla uzatmayalım. Bizim petroglif çalışmalarımızın küçücük bir sonucu da böyle bir şey ortaya koyuyor olması bakımından önemli. Baykal bölgesindeki araştırmalarımız 2019, 20, 21, 22 yani 4 yıl yaptığımız hem arazi hem de masa başı teorik çalışmalarımız sonucunda ortaya çok muhteşem bir gerçekten bir araştırma sonucu çıktı. Ve sonuç şu, yani özet olarak milattan önce 17 bin, 12. bin yıllar arasında Sibirya'da bir kültür oluştu. Yani bir arkeolojik kültür oluştu. Bunu detaylarını biraz sonra söyleyeceğim. Ve burada oluşan arkeolojik kültür yüksek teknolojik yeteneklere ve inovasyonlara sahip bir topluluk. Bunu sadece ben söylemiyorum. Biz söylüyoruz ama yabancı meslektaşlarımız bütün dünyadan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya'dan herkes bunu söylüyor. Yüksek bir teknolojiye sahip bir topluluk var. Bu topluluk 12. binler, 10 binler arasında bölgesinden çıkıyor. Niye çıktığını da söyleyeceğim. İpek yolu temel olarak İpek yolu hattından o Orta Asya dağ koridorları arasından Zagros'la üzerinden Anadolu'ya gidiyor. Bunu biz arkeolojik belgeler üzerinden kanıtladık. Türkçe, İngilizce makaleler hazırladık ve bu makaleleri denetleyenler Göbekli Tepe bölgesinde kazı yapan hocalarımız, pek çoğu zaten arkadaşlarımız, hocalarımız tarafından denetlendi ve bu makaleler hem Türkçe hem İngilizce yayınlandı. Bu şu demektir, yani bilimsel olarak bu hipotez kabul edildi. Yani reddedilmedi diyelim, hadi olumsuzdan gidelim. Bu hipotez reddedilmedi. Özetle Sibirya'dan bir grup insan çıkıyor ve sahip olduğu teknolojik birikimi Zagros'tan üzerinden Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu'ya ulaştırıyor. Buradaki yerel kültürler ile bir tırnak içinde kader birliği diyelim ve yeni bir kültür oluşturuyor. Bu oluşturulan kültürün adı da Göbekli Tepe kültürü. Ama bu Sibiryalı halkların Göbekli Tepe kültürü içindeki katkısı nedir? Bunu bilmiyoruz. Ama burada olduklarını biliyoruz. Çünkü buna tanık olan baskı yöntemiyle üretilen mikro bilgiler, yani canlı tanıklar, arkeolojik belgeler buradan bunu kanıtlıyoruz. Çünkü bu mikro bilgilerin kaynağı Sibirya'dır. Sibirya'dan çıktı. Sadece yakın doğuya değil, bir kısmı Japonya'ya, Hokkaido adasına ulaştı. Bir kısmı Çin'in bir takım bölgelerine ulaştı. Bir kısmı Hindistan'a, bir kısmı Doğu Avrupa'ya, bir kısmı da ta şeye kadar, Kuzey Avrupa'ya kadar, İskandinavya'ya kadar ulaştı. Bunu biz nereden biliyoruz? Batılı araştırmacıların öncül araştırmalarından ve onu sürdüren diğer bilimsel araştırmalardan, Rus meslektaşlarımızın araştırmalarından biliyoruz. Ve son 4-5 yıl içinde yapılan, benim doktora öğrencilerim tarafından yapılan doktora tezlerinin sonuçlarından biliyoruz. Şimdi bunu fazla da uzatmayalım. Şimdi bu mikro dilginin, yani baskı yöntemiyle yapılan mikro dilginin ne olduğunu ben size çok kısa olarak anlatacağım. Çok önemli. Taş aletler ya obsidiyenden yapılır ya da çakmak taşından. Genel olarak bu iki malzemeden yapılır. Obsidiyen yukarılarda, yani kuzeyde yok. Genellikle bu volkanik bölgelerde olduğu için.
Şimdi elimizde çakmak taşı var normal koşullarda. Bunu ta orta paleolitikten itibaren, yani çok uzun binlerce yıl öncesinden itibaren yapılan, bakın, taşı taşa vurarak, kemiği ya da geyik boynuzunu taşa vurarak bu şekilde yapılan bir takım aletler görüyoruz. Evet, değiştirelim slaytı. Şimdi bu bizim Sibiryalıların günümüzden önce ya da milattan önce 2000 artı 2000 eksi bir şey yapalım, bilimiz bazen sürçüyor. Yani 30 bin ile 17 bin arasında, 30 bin ile 20 bin arasında ortaya çıkan bir tekniktir bu. Ve bu teknik bütün dünyaya yayılıyor. Biraz sonra da onu biraz esprili bir şeyle anlatacağım. Şimdi bizim ilkokuldaki bir haritamız vardı, tarih atlası vardı. İşte Orta Asya'dan oklar çıkardı. Her bir yöne böyle böyle. Biz daha sonra onlarla dalga geçmişlerdi. İşte Atatürk'ün Türk tarih tezinin ortaya konulduğu 1935'li yıllarda ki üretilen bir harita. Şimdi aynısını biz bugün yine yaptık ve nasıl yaptık? Böyle hayali değil. O zaman biraz hayali idi. Ama doğru bir hayaliydi. Gerçekten isabetli bir şeydi. Biz bunu bizim Sibirya bölgesinden çıkan arkeolojik belgelerin bütün dünyaya nasıl yayıldığını gösteren bir somut ve bilimsel bir haritadır. Şimdi baskı şeyine bakalım. En sol üstteki resme bakar mısınız? Yani bir şey var, çekirdek var ve çekirdeğin içinden şey çıkartıyorsunuz, alet çıkartıyorsunuz. Bir basmada çıkıyor, tık atıyor, tık atıyor. Hemen yanındaki adama bakalım. O işte aynı şekilde göbekten bir baskı uyguluyor. Sağ alt köşeye bakalım. Daha farklı bir baskı. Yani ortada böyle taşı taşa vurarak, küt diye birbirine çarparak yapılan, ortaya çıkartılan denetimsiz bir taş alet yerine burada denetimli bir taş alet teknolojisi var. Evet, ortada bakalım. Ortadaki bu adam resimlerin altında çıkartılan, bir vurmada çıkartılan bilgiler var. Onun altında farklı bir yöntem var. Sağ kenarda bakın, bunlar hep deneysel çalışmalar sonucu ortaya çıkartılan teknikler. Evet Turgay Bey, atlayalım bir slide daha. Bakın bu da bizim Rus meslektaşlarımızın birinin deneysel bir arkeolojik program sonucunda ortaya çıkardı. Muhtemelen böyle de yapılıyordu. Çünkü ortaya çıkartılan bu bilgiler sol alt köşede görüyoruz. Olsa olsa bu şekilde çıkartılmış olabilir. Daha farklı yöntemlerle çıkartılmış olabilir ama basit bu. Sağ üstte bakın, böyle kemikten bir aparat ile görüyorsunuz. Adam, ortadaki resme bakalım. Taşın o düzleminin kenardaki köşedeki bir şeyle, böyle bir kemik ile, bir kemik ya da boynuz ile sivitilmiş uygun bir parça ile baskı uyguluyor. Tık diye alet çıkıyor ortaya. Bakın aşağıda bu mermi şeklinde sağda çekirdek var. O çekirdeğin üstten görünüşü baskıyla denetimli olarak böyle neredeyse jilet keskinliğinde aletler çıkartılıyor ve neredeyse 1 milimetre, 2 milimetre, 3 milimetre, 5 milimetre boyunda küçük küçük parçaların ortaya çıkartıldığı. Değiştirelim slaytı. Bakın bunlar da canlı parçalarıdır. Canlı parçaların 1 santimetre içindeki boyutlarına bakın. Bunlar küçük küçük. Bunu niye gösteriyorum? Atlayalım. Bunlar baskı yöntemiyle çıkartılmış şeyler. Şimdi baskı yöntemiyle sağda uzun uzun bilgiler var. Bu sol tarafta gördüğümüz şeyler de küçük küçük bilgiler. Bunlar nasıl kullanılıyor? Onu göstereceğim ben size. Evet, canlı hayatta. Bu bir kemiktir. Bakın, bu kemik böyle 15-20 santimetre ince bir kemiktir. Yani bu bir kaburga kemiği düşünün. Ortası yarılmış ve o yarılmış ortaya küçük küçük o 2-3 milimetrelik şeyleri yan yana koyarak böyle bir
ustura gibi bir alet ortaya koyuyorsunuz. Bu çok ince işlerde kullanılır. Bu saç da keser, sakal da tıraş eder. Biz ne biliyoruz şu anda? Bu teknolojinin milattan önce 30 binlerde Sibirya'da Baykal bölgesi ile yani Baykal kültür bölgesi ile Orta Yenisey ve Yukarı Yenisey havzaları yani bura Hakasya, Altay, Tuva bölgesi bu çukurluklar, Hakasya çukurluğu dahil buralar mikroklima alanlar. Bu buralarda ortaya çıkan bir teknik bu. Kuzey Moğolistan'ı da içine alan. Kuzey Moğolistan zaten Baykal bölgesi çok uzak değildir, birbirine yakındır. Burada ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan bir sistemdir. Daha öncesi yok, daha başka bir yerde baskı yöntemiyle ortaya çıkartılmış, üretilmiş başka bir şey yok. Ha bu sorgulayabilirsiniz. Taşa vurarak yani vurgu yöntemiyle çıkartılan ile baskı yöntemiyle çıkartılan arasındaki fark nedir derseniz size basitçe biraz önce yani izleyicilere ben bunu göstermeye çalıştım. Bu o dönemin paleolitik dönemin yani paleolitik dönem derken milattan önce 30 bin yıl düşünebiliyor musunuz? 30 bin yıllarda yaratılan bir inovasyondur, bir teknolojik gelişmedir. Bu teknolojik gelişme bütün dünyaya yayılıyor. Bunu bu şekilde düşünelim. Şimdi hangi şeye geldik? Ben bakıyorum. Baskılama yöntemiyle ortaya çıkartılan bir teknolojiden bahsettik. Neden bütün durduğu yerde durmuyor da bütün dünyaya yayılıyor? Bütün dünyaya yayılması bizi çok fazla ilgilendirmiyor ama başka bir şey ilgilendiriyor. Yakın Doğu'ya ve Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye, Anadolu'ya yayılması bizi çok ilgilendiriyor. Nasıl yayıldığını ben önce hemen söyleyeyim. Bizim çalıştığımız yer Angara Havzası'dır. Angara'da tipik değil mi? Bizim başkent Ankara'nın aynısı. Angara Nehri muhteşem bir nehirdir. Baykal'dan boşalır. Baykal'ın tamamı içme suyudur. Mutlaka herkes biliyor bunu. Oradan boşalır. Neredeyse 100 metre eninde böyle muhteşem bir şekilde akar ve Yenisey nehrine boşalır. Oradan da gider gider. Şimdi bu Angara havzasından çıkıyoruz. Yani Türkiye'ye kadar, Anadolu'ya kadar nasıl geliyor onu söylemek istiyorum. Minusinsk, yani o çukurluk Hakasya bölgesi. Oradan Kırgızistan'a geçer. Kırgızistan'dan Afganistan'a geçer. Yani dikkat ederseniz bundan sonra da bu hattın aşağı yukarı büyük bir bölümü de tek yolu üzerinden geçiyor. Afganistan'dan Güney Türkmenistan'a geçer. Kuzey İran'a geçer. Yani bu yürüyüş hattı. Hazar'ın güneyinden Zagros'lara ulaşır. Zagros'lardan daha doğuya değil, Kuzey Irak üzerinden Anadolu'ya ulaşır. Yani bu baskı teknolojisini taşıyan insanlar, Sibiryalı halk bu şekilde Anadolu'ya Göbekli Tepe'ye ulaşıyor. Ne kadar zamanda ulaşıyor bunu bilmiyoruz. Ama milattan önce 10 bin ve 12 bin arasında bu bölgeyi Sibirya bölgesi terk ediliyor ve Anadolu'ya kadar uzanıyor. Buna paralel olarak da bütün dünyaya bu yayıldığını da ben size söyleyeyim. Peki bu insanlar neden bu kadar yolu kat etmeyi göze alıyorlar ve neden böyle bir şeye gerek duyuyorlar? Dört tane ayrı bölgede bizim Kuzey Asya'da dört ayrı dönemde buzul devri yaşanıyor. Bunlar günümüzden 100 bin yıl öncesinden başlıyor. 50 bin yıla kadar üç ayrı buzul dönemi geçiriyor. Ve bizim ilgilendiğimiz son buzul çağı dönemidir. Son buzul çağı dönemi ise 20 binlerden içine alıyor. Fakat
17 bin, 12 bin arası 5 bin yıl bir buzul çağı, son buzul çağı dönemimiz var. 17 bin ile 12 bin arasında bir yoğun bir buzul çağı dönemi var ve bundan sonra artık buzullar tamamen ortadan kalkıyor. Ama bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Haritaya dikkatli bakarsanız bizim bu araştırdığımız alan, yani Türklerin işte Türk dili konuşan halkların, o dönemde Türk diyemeyiz tabii, Türk dili konuşan halkların ana yurdu olan bu Baykal bölgesi bütün şeye kadar, ta Urallara kadar uzanan bir kuşak var. Bu kuşak aşağı yukarı 200-300 metre rakımlı, yani mikro klima alan. Bütün buzul çağı dönemlerinde bu mikro klima alanlar, bizim ana yurt dediğimiz bu alanlar buzullardan ayrıydı. Buzul yoktu bu dönemlerde ve her buzul arası dönemlerde işte daha kuzeyde ve daha farklı yerlerde yaşayan insanların kendilerine attıkları alan, sadece bu alanlarda. Biz Güney Sibirya diyelim bu genellikle. Güney Sibirya'da buzul dönemi yaşanmadı. Burada insanlar mümkün mertebe hayatlarına bir şekilde devam ettiler. Fakat buzul çağı bütün Kuzey Asya'da ortadan kalktığı zaman da zaten iklim koşulları insan yaşamına uygun hale gelmeye başladı. Bunun tarihi 12 binlerdir. 12 binlerden itibaren bölgede, Kuzey Asya'da ya da Güney Sibirya'da diyelim, Güney Sibirya'da nüfus patlaması yaşandı. O dönemde aşırı nüfus artışı yeni otlaklar ve yeni hayat alanları aramayı gerektirdi. İnsanlar çoğaldı, genişledi, daha geniş alanlara yayıldı ve öyle bir dönem geldi ki artık otlaklar, hayvanlar, av hayvanları yetmemeye başladı. Bu sefer de köklü göçler söz konusu oldu. Zaten tarihte bizim köklü göçlerin en büyük nedeni dramatik iklim değişikliklerinin olduğu dönemlerdir. Evet, bizim en erken iklim değişikliği dönemi budur ve bu tarihlerden itibaren insanlar, söyleyeyim, sadece Yakın Doğu'ya değil, dünyanın pek çok yerine yayıldılar. Kendilerine hayat alanları aramak için yayıldılar. Yoksa elimizde bir teknoloji var, biz bunu şuraya götürsek nasıl olur filan, böyle bir şey yok tabii. Biz Evet. bunun bir bilim insanı olarak biz sadece bunu değerlendiriyoruz. Yani durum bundan ibaret. Bizim 2019'dan beri Rus arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla araştırmalar yürüttüğümüz alan Cisbaykal bölgesi, Malta-Buret bölgesi. Bu Malta'da milattan önce 30-24 bin arasında, hatta o 12 bine kadar da uzanıyor tabii. 30 bin, 12 bin arasında burada bir kültürel oluşumlar var. Bu kültürel oluşumları biz milattan önce 24 bin, ya da şöyle söyleyelim, 24 bin yıllık Malta çocuğu mezar kompleksi üzerinden biliyoruz. Şimdi onların resimlerine çok fazla girmeye gerek yok. Malta çocuğu dediğimiz mezar kompleksi 4 yaşlarında bir bölgedeki yerli halkın, orada Türk dili konuşan halkların içinden çıkan bir çocuğa düzenlenmiş bir mezar. Belli ki o boyun şefinin bir oğlu ya da yakınının mezarı diyebiliriz. O taşlarla oval bir mezar oluşturulmuş. O çocuk yanlamasına hoker dediğimiz pozisyonda yatırılmış ve etrafına da mamut dişlerinden, kemiklerden, taşlardan yapılmış kolyeler ve çok gerçekten o döneme ait, yani 24 yıl öncesi için çok özel dediğimiz hediyelerle gömülmüş. Şimdi bu insanın, bu çocuğun kemikleri analiz edildi, tarihleri belirlendi. Bu ayrı bir konu, ayrı bir şeyde tartışmak, konuşmak, anlatmak isterim. Bunu çok fazla dinlendirmeyeceğim.
Şimdi burada ortada bir şey var, bir mezar var. Bu mezar neden oluşturulur? Yani bir mezarın, yani bir insan ölülerini bir yerlere gömme tarihi vardır. Yani bir mezar oluşturma tarihi vardır. Bu tarih bizim bildiğimiz milattan önce 30 bin 20 bin arasında. Yani belki biraz daha erken de olabilir. Bunu da dikkate alarak esnek konuşalım. 30 bin ile 20 bin arasında bölgedeki insanların mezar oluşturma geleneği başlıyor. Şimdi bu mezar oluşturma geleneği dinin artık iyicene bir iletişim aracı olarak yoğun biçimde kullanıldığı bir dönemdir. Ve öteki dünya tasavvurlarının iyicene gelişmiş olduğu bir dönemdir. Ve bu dönemde bu iki önemli gelişme ile birlikte arkeolojik kültürün oluşmaya başladığı dönemdir bu dönem. Yani günümüzden 30 bin, 24 bin öncesi bu ara. Bu tam bir iskelet olması bakımından Malta çocuğu bu bakımdan çok önemlidir. Önemli sayıyoruz. Ama daha erken dönemlere de ait insan kemikleri var diyebiliyoruz. Tuyana bizim çalıştığımız bölgenin güneyinde, aşağı yukarı bu 50-60 kilometre güneyinde 2016'da yapılan kazılarda iki grup kemik, insan kemiğine rastlanıyor. O bölgelerde insan kemiği bulunabilecek en değerli ve arkeolojik, antropolojik malzemedir. Bu iki grup insan kemiğinin bir grubu milattan önce 50 binlere tarihleniyor. Bir grubu ise bizim çok ilgilendiğimiz, yani Türk dili en erken, en arkaik Türk dili konuşan halkların arkeolojik kültürlerin oluştuğu bir döneme rastlıyor. Bu da milattan önce 30 binlerdir. Bunlar 2016-2017 bugüne kadar aşağı yukarı geçen günlerde de bir makale yazıldı. Hangi türe ait olduğu konusunda bir karar verilemedi. Son derece basit bir şey. Homo sapienslere mi ait, yoksa Neandertallere mi ait? Belki de Denisova insanıyla ilgili bir buluntu mudur? Bunları tam bilemiyoruz. Ama eğer gerçekten günümüzden önce 50 bin yıllara tarihleniyorsa, o zaman bir taraftan Yakın Doğu, bir taraftan Afrika, ki bu bölgelerde en erken Homo sapiens örnekleri bulundu. Bunlardan sonra en erken Sibirya'da bulunduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ama henüz çalıştığımız bölgede, yani en arkaik Türkçenin konuşulduğu dönemlerde, ki biz bunu Türk Altay Kuramı içinde uzun uzun tartışıyoruz. Bu bugünün işi değil, belki 50 yıl sonra, 100 yıl sonra tartışılır. Biz ortada olmadan bunlar tartışılacak. Doğrudur ya da hatalıdır falan denilecek konular. Ama bizim söyleyeceğimiz şu: en erken insan örnekleri, mezar kompleksi içinde en erken insan örnekleri Malta bölgesinde. Malta çocuğudur. Bu da çok önemlidir. Bizim bugüne kadar bildiğimiz en erken Türkçe konuşan halkların bir antropolojik örneğidir diyebiliriz. Bu bizi Türk Altay Kuramı, ki bu sadece benim değil, 4-5 tane doktora öğrencimle birlikte yaptığımız çalışmaların sonucunda ortaya çıkan, her bir kol bir şeyi anlatıyor. Bu böyle hakikaten rastgele yapılmış bir şey değil. Yıllar yılı, benim 25 yıllık aram, belki de 30 yıla 1994'ten alırsanız, hakikaten uzun yıllar sadece bu konu üzerinde yaptığım çalışmaların sonuçlarından bir şeydir, bir haritadır. Benim arkadaşlarımla birlikte yaptığımız bir haritadır. Şimdi bunu aklımızın bir kenarına koyalım. Şimdi bizde her şeyi çok iyi bilen ama en çok neyi bildiğini, neyi dünyada herkesten daha iyi bildiğini bilmediğimiz iki adam var ya.
İlber Ortaylı ve Celal Şengör, bunlar gerçekten her şeyi gerçekten çok iyi biliyorlar. Celal Şengör hiç üstüne vazife olmadığı halde kendi jeolojik bilgileriyle az önce anlattığım o son bozul çağının bitimiyle birlikte, yani günümüzden 17 bin ve 12 bin arasında 5000 yıl süren son bulunacak bitimiyle birlikte ortaya çıkan işte göller, iç denizler vesaire. Tamam, onlar jeolojik olarak zaten hepimizin bildiği şeyler. Ondan sonrası palavra diyor. Ondan sonrası yok diyor. Yani, ona göre. Ona göre yok. Şimdi şöyle çok enteresan bir şey var. 100 yıl önce Atatürk ve çalışma arkadaşları, onlar bir harita hazırlamışlar. Biz onu biliyoruz. İlkokul atlas haritalarında işte Orta Asya'da iç denizler kurudu ve bütün oradaki Türkler dünyaya yayıldı diye bir harita var. Bu harita ileriki yıllarda, yani biz ortaokulda, lisede, üniversite falan çok dalga geçilen bir şey oldu. Tamam, olabilir ama o dönemde ortaya atılan bir hipotez var. Harita bu hipotezi zaten tamamen anlatmaya yeterli. Şu ya da bu nedenle, şu ya da bu kaynakla, şu ya da bu destekle böyle bir hipotez ortaya atılmış. Ama çok ilginç, benim 25 yılımı verdiğim Avrasya arazi çalışmalarının sonucunda biz buna benzer bir harita çıkardık. Bu son derece önemli. Yani bazen oturup düşünüyorum, nasıl olabilir? Yani nasıl olabilir bir insan ve ekip? Yani bu, biliyoruz ki bu Türk tarih tezi Atatürk'ün çevresindeki bu bilim insanlarını, bu Avrupalılar dahil olmak üzere bunların ortaya koyduğu bir şeydir. Fakat esas anlamda bu videodaki bu adamların da çok itiraz ettiği gibi, işte bu harita Atatürk'ün değildir. Ve İlber Ortaylı beyefendi de işte bu Atatürk'ün böyle bir fikri yoktur. Onun yakındaki insanlar böyle şey yapmıştır. Ya ortaya öyle bir şey konulmuş. Yani kimin ne olduğunu siz o masada olmadan bilemezsiniz. Yani tahminle, temelinde bilemezsiniz. Burada bir şey oluşturulmuş ve oluşturulan bütün fikirler, harita da dahil olmak üzere, ya bugün çok ilginç bir şekilde, bazen ürperiyorum, İlginç bir şekilde bizim bilimsel çalışmalarla ortaya koyduğumuz ve bizi destekleyen insanlar var. Bir hipotezle neredeyse çakışıyor, aynı. Bunu hafife almamak lazım. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu her şeyi çok iyi bilen bu insanlar, yani mevcut olanın içinde bir şekilde bu evlerimize günlerce böyle bol bol doğru ya da yanlış konuşan, ukala şeyler ortaya atan iki insan. Bunların demek ki bizim en son yapılan çalışmalarımızdan haberleri yok. Yani biz bu çalışmaları yaparken bir taraftan arazide çalışmalar yapıyoruz, bir tarafta teorik çalışmalar yapıyoruz. Ama bu süre içinde bu hocalarımız da bol bol cayır cayır konuşuyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. Bu arada benim kitabım İller Ortaylı'ya gitti tabii ki. 2018'de gitti. Yenileri kendisi göndermiş. Ama isminiz yanlış Semih Bey. Samuel olsaydı, Fransız olsaydınız çok dikkate alınırdı. Yani kesinlikle öyle. Yani ya da bir Rus ya da bir Batılı Amerikalı bir yazar benim yazdıklarımı yazsaydı herkes önünde böyle secde yapardı. Her neyse, bizim yaptığımız çalışmalar bugünün çalışmaları değil. Hep söylüyorum. Bundan sonra bir 50 yıl, 100 yıl sonra bunlar bakılır, araştırılır, eleştirilir. Doğruya doğru, eğriye eğri. Ama benim üstünde bu konferansımda üstünde durmak istediğim şey, Atatürk'ün 100 yıl önce kendi arkadaşlarıyla birlikte
ortaya koydukları Türk tarih tezi ile ilgili hipotezler bir tarafta, bir tarafta bizim son 25 yıldır, bakın 100 yılın 25 yılı bizim rakibimiz, bizim aktif bilimsel çalışmalarımız tarafından oluşturuluyor, işgal ediliyor. Bu çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan hipotezler birbirine çok benziyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Ve size program için ve dinleyici için de sabırlar için çok teşekkür ediyorum. Semih Güner'e hocamız, biz esas size teşekkür ediyoruz. Bütün engellemelere rağmen, onları bugün konuşmadık ama siz çalışmalarınıza devam ediyorsunuz ve eski Türkistan, kadim Türkistan diyebileceğimiz topraklarda Atatürk'ün layık bir bilim insanı olarak onun Türk tarih tezini 2023 yılı bilimsel ortamında ortaya koyuyorsunuz. Bunun için biz size teşekkür ediyoruz. Biliyorum bugün yolcusunuz ata topraklarına. İnşallah önümüzdeki baharda geldiğinizde bu son sene çalışmalarınızı tekrar bu kanaldan izleyicilere vermek isteriz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türk Dili ve Tarihi programının izleyicileri, bir başka programda buluşmak üzere. İyi günler.